Doktor Ender Saraç'la İyi Yaşam'da şimdiki konuğumuz e, Profesör Doktor Ateş Karateke, e, jinekolojik onkoloji cerrahisi uzmanı hocamız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Kıymetli meslektaşım hoş geldiniz. Hoş nasılsınız? Hoş bulduk Ender hocam. Teşekkürler. Hiç... Sağ olun, nasılsınız? keyifli bir pazar olsun hepimize. İnşallah. Hiç vakit kaybetmeden Human Papilloma virüsü, halk arasında HPV denen virüs nedir ve ne tehlikesi var? Tanık Gerçekten olmazsa. de şöyle çok çarpıcı bir cümleyle gireyim: Humun Papilloma Virüs e, bir kadında oluşabilen 100 tane kanserin 8 sorumlu. Yüksek ya, oran. Evet. Yani vulva, vagina, serviks, rahim ağzı. <laughs> oropharynx yani ağız ve gırtlak kanseri ve son bağırsağımız anüsteki kanserlerden önemli bir miktarından humun papilloma virüs sorumlu. Humun papilloma virüs gerçekten de e, prevalansı da yüksek bir virüs. Görülme Ama, sıklığı. Görülme sıklığı çok yüksek. 100 tane kadına bakıyorsak ülkemizde biliyorsunuz tarama yapılıyor. Be, belli bölgelerde bu oran %10. Onlara kadar çıkabiliyor. Dolayısıyla prevalansı görülme sıklığı yüksek. Ama çok şükür ki e, her bulaşanda hastalık yapmıyor. Vücudun bağışıklık sistemi bunu yenebiliyor, bunu yok edebiliyor. Ama e, belli tipleri vardır ki bunların vücuttan atılma oranı çok e, az. Şimdi baktığımız zaman humum Papilloma virüs bir e, DNA virüsü. İnsanlarda hastalık yapıyor. HPV diye biliniyor. HPV alt diye bi biliniyor ve emin olun 200 tane tipi var ama 15 tane tipi anogenital. Yani ürünler sistemimizde ve anüste ve orofaliksimizde kanserle ilişkili virüsler. Özellikle vatandaşlarımızın çok bildiği 16 ve 18. 16 ve 18 tipleri Gerçekten de yüksek oranda kanser yapabiliyor. Bakın, ama şimdi 16 bende var diyen bir hanımda e, bulastın 100 tane hanıma, e, ancak ikisinde üçünde kalıcı bir enfeksiyon yapıp kansere doğru giden bir yolculuğu. Ne başlatabiliyor. kadar zaman sürüyor bu yolculuk acaba? Mesela diyelim ki o yaşta, erken yaşta bu virüsü kaptı ve tehlikeli tipini, 16 veya 18 tipini kaptı. Hemen bir hafta sonra kanser olmayacak herhalde veya ne zaman ne süreçte evet. olacak? Şimdi burada Olması bize beklenir. Evet, çok büyük bir avantajımız var. Humun papilloma virüsü kaptıktan sonra en erken kanser olma süresi minimum 5 ile 10 yıl. Yani önümüzde o kadar büyük bir zaman dilimi var ki. Yine kısa. E, e, Bence evet, on, yine kısa. 10 yıl. 10 yılda bu hanımı aklı başında bir kadın doğum hekimi, jinekolog, onkolog görebiliyorsa, simir aldırabiliyorsa, HPV DNA testini yapabiliyorsa, ipin ucunu yakalayabiliyoruz. Şimdi Artık, Ateş Hocam, sözünüzü kestim. Ee, nasıl anlaşılır diye soracağım. Atlayabilir miyiz? Gözümüzden kaçabilir miyiz? Ee, zaten şimdi Humun Papilloma virüsün bir kendisi o kanser yapma süresi 10 yıl dedik. Bu 10 yıla kadar hiçbir bulgu vermeyebilir. Dolayısıyla tarama testleri nasıl tanı konuruz Hı. çok önemli. İki tane elimizde tarama testimiz var. Bir evet. tanesi simir dediğimiz. Oradaki hücreleri bir camın üzerine yayıyoruz. Ve hücrelerdeki değişikliğe bakıyoruz. Buna sitoloji yani hücrelerdeki bozukluğa bakarak anlayabiliyoruz. İkincisi... O hücrelerde HPV var mı yok mu? HPV DNA'sı arıyoruz. Aynı nasıl COVID'de baktık COVID-19 varıp yokluğunu burnumuzdan aldığımız sürüntüde aradıysak hı hı. genital bölgemizden aldığımız sürüntüde de ne arıyoruz? HPV'nin tiplerini arıyoruz. Hangisini arıyoruz? Bizim için önemli olan 15 tipi araştırıyoruz genelde. Ve özellikle 16-18 var mı yok mu? Çünkü stratejimiz değişebiliyor. Bunlara bakıyoruz. Demek iki tane elimizde tarama testi var. HPV DNA'sı. Diğeri de simir veya sitoloji dediğimiz testler. 30'dan sonra da HPV DNA'sı yapıyoruz. Çünkü 30'dan sonra olan HPV infeksiyonları kalıcı olma olasılığı, yani vücutta oturup kanser yapma olasılığı çok daha yüksek. Ee, ne yapacağız? HPV varsa bir vücutta değişiklik yaptı mı, yapmadı mı diye e, sitolojiyle anlayabiliriz. Bir de kolposkop dediğimiz biliyorsunuz alt genital sistemi, uzaktan inceleyebilen bir mikroskopumuz var. Bir mikroskop bu. Yani uzaktan bakıyoruz. Belli solüsyonlar kullanarak HPV infeksiyonunun yerini bulmaya çalışıyoruz. Gerçekten de orada ciddi bir HPV infeksiyonu varsa ki bunu kolposkopla çok rahat tanıyabiliyoruz. Biyopsi yapıyoruz. Biyopsi dediğimiz şey emin olun bir bulgur tanesinden daha küçük bir dokuyu alarak bunu inceliyoruz ve Hı. incelediğimiz zaman bunun kansere dönüşme potansiyeli var mı yok mu? Ee, varsa ne kadar süre içinde var? Tedavi etmemiz gerekli mi değil mi? Bunları anlamaya çalışıyoruz ve hastamızı öyle yönetiyoruz. Ateş Hocam, e, Human Papilloma Virüsü dediğimiz HPV e, cinsel yolla bulaşan, bulaşan bir virüs. Peki Tam bir cinsel e, yol, yani tam bir cinsel birleşme olmadan da bulaşır mı? Bulaşabilir tabi. Yani biz şimdi cinsel yolla bulaşır böyle bir e, net konuşmuyoruz orada. Genelde hı hı. cinsel yolla bulaşan bir e, virüstür. Mutlaka e, bir e, tam bir ilişki olması gerekmeyebilir. Hı hı. E, Bunları diyerek bunu tanımlamak istiyoruz. Yani mutlaka bir e, ilişki olması gerekmiyor. Mutlaka da e, tam bir ilişki olması e, söz konusu değil. Peki bu enfeksiyon nasıl engellenir? Enfeksiyon nasıl engellenir? Hı -hı. Gerçekten de burada tabii ki tek eşli olmanın önemi var. Bu bir. İki, çocuklarımıza... Aşılama denilen bir iş var. Özellikle 9-14 yaş arasında kız çocuklarımızı iki doz aşılayabilirsek… Çok önemli bir bilgi bu. Evet, gerçekten. aşılayabilirsek <laughs> ki ülkemizde bir ulusal aşılama… Kaç yaş arasında? Bunu bir daha altını çizelim. 9, 9 14, 14 yaşta 2 doz. doz. 14 yaşı tamamlamış, artık 15'ten öte bir yaştaysa 3 doz. Hı hı. Bir aşılamayla kız çocuklarımızı hayat boyu, hı hı. hayat boyu 16 18 31 33 45 52 58 hı hı. ve siil yapan, bir de kondilom yapıyor, siil yapıyor. Evet. 6 11'e karşı bağışık hale getiriyoruz. Hı hı. Bunların artık vücuduna bu anlattığım tipler giremiyorlar. Çünkü Bakın HPV kanda gezmiyor ki, direkt e, dokuya giriyor, dokunun içine giriyor. Dolayısıyla e, bizlerin bağışıklık sistemi, HUMUM, PAPILLOMU virüsü tanıyamıyor. Dolayısıyla antikor gelişmiyor. Dolayısıyla geçirdiğimiz doğal infeksiyon bizde bağışıklık yapmıyor. Ne zamanki aşı yaptık, bu o, virüsün antijenlerini vücuda verdik, vücudumuzun immün sistemi bunu tanıyor. Ciddi miktarda hayat boyu devam eden antikor oluşturuyor. Bu antikorlar salyamızda, tükrüğümüzde, e, genital bölgemizden gelen sekresyonlarda oluyor. Ve HPV ataklarını daha vücuda girmeden, o vücut hücreleriyle bulaşmadan o HPV'yi nötralize ediyor ve ortamdan kaldırıyor. Onun için aşının önemi çok büyük. Peki hocam burada önemli bir soru. Bir erkek burada taşıyıcı olabiliyor mu? Bir kadından HPV'yi alıp. HPV'si olmayan bir kadına bunu bulaştırabilir mi? Tabii ki. Kadın tek eşli e, fakat erkek çok eşli. Gene e, yani bir sürü bir risk altına alınabilir. Onun için birçok ülke, birçok ülke dünyada erkekleri de çocukken aşılıyorlar. Ve dolayısıyla erkeklerin vektör olma, taşıyıcı olma özelliğini ortadan kaldırıyorlar. Tamam, işte en önemli şeyi konuşuyor. Erkeklere de HPV aşısı yapılabiliyor. Evet, tabii ki. Bakın şimdi HPV'nin e, bulaşmasına bir destek veren, çok e, kullanılan bir madde var, sigara. Şimdi dedim ya, ne sigara, sigara e, gerçekten de e, HPV'nin prevalansı görülme sıklığı yüksek dedik. Fakat e, herkes de hastalık yapmıyor. Özellikle sigara içen, bağışıklık sistemini yeteri kadar güçlendirmeyen, spor yapmayan, genital hijyenine çok bakmayan hanımlarda HPV'nin bu anlattığımız bölgelere yerleşip hastalık yapma olasılığı çok daha yüksek. Dolayısıyla HPV bulaşmasın veya bulaştı bende hastalık yapmasın diyorsa bir hanımefendi sigaradan mutlaka ve mutlaka uzak duracak. Bakın geliyor hastalarımız 16-18 müspet. Ya şu ilacımı alayım, şunu mu yapayım, bunu mu yapayım? Hayır. Sigara içiyor musunuz hanımefendi? Evet. İlk yapacağımız şey sigarayı bırakmak kendi sağlığımıza genel prensiplere uymak, Hı -hı. spor yapmak, yeşille beslenmek, Ender hocamın çok iyi bildiği Hı -hı. konular <laughs> ümmü sistemimizi güçlendirerek ...bu işi götürmek gerekiyor. Valla ağzınıza sağlık. Efe aşısı kimler yaptırmamalı hocam? Yaptırma, Yaptıranları konuştuk. Kimler yaptırmamalı? Gebe olanlara yapmıyoruz. Gebe olmayanlar dışında 46 yaşına kadar yazısı var. Çünkü bakın Hı. aşılar belli bir dönem gençken çok iyi bir ümmün yanıt, bağışıklık yanıtı veriyor. Yaş aldıkça Tabii. bu yanıt düşüyor. 45 üstü hanımlarda yanıt çok az oluyor. Yani antikoroz gelişiyor. Dolayısıyla yaptığımız aşının faydalı olma olasılığı az olabilir. Kanserden koruyor mu hocam aşı? E, tabii ki bakın zaten bütün bu anlattığımız şeylerin sonunda e, rahim ağzı kanseri, vulva, vajine kanserinden önlemek için yapıyoruz. E, şimdi bu aşı kanserden korumuyor diye e, yıllarca bir, e, bir propaganda yapıldı. Hı hı. Aşı ne zaman yapılmaya başlandı? 2007'de bir kanser olması için geçecek süre ne dedik? 10 yıl. Tamam. Yani 2007'de başlayan bir hastalarda kanser olup olmadığını görmemiz için geçecek süre 10 yıl. 2018-20'de, 21'de ben bu grubu inceleyebilirim ve öyle anlayabilirim. Gerçekten de bakın İsveç, Finlandiya çocuklara yapmışlar. Bu çocuklar şimdi gelmiş 30 yaşına veya 25 yaşına. Bunlar da CIN1, CIN2, CIN3 dediğimiz bu hastalığın evreleri var. Bir e, spektrum evet. yani HPV infeksiyonu sonra birinci epitelin birinci katını tutuyor. Sonra ikinci katını tutuyor. Sonra üçüncü katını tutuyor. Sonra kanser oluyor. Kanser ne demek? Bu epitelden çıkıp damarların olduğu bölgeye bu hücrelerin e, ulaşması demek. Bu tam 10 yıl gerekiyor bu süreç için. Ve bu Finlandiya'da ve İsveç'te aşılanan grupta kanser görülmüyor. Şimdi yani bu aşı kanserden koruyor mu? Koruyor. Yani elimizde artık bilimsel veri de var. Üstelik bu veriler ulusal veriler. Yani firmanın yönettiği, drive ettiği herhangi bir veri de değil. Diğer önemli bir konu virüs yerleşmiş hastaların tedavileri de çok önemli. Bakın burası bir üreme organımız. Yani rahim ağzı gebeliği koruyan bebeğin aşağı gelmesine engelleyen erken doğuma engelleyen su gelmesine engelleyen bir doku. Buraya yapacağımız her işlemde mutlaka ve mutlaka bu genç hanımlarda ciddi lezyonlarda bile bu hanımın gelecekte doğurabileceğini, doğumla ilgili bir problem yaşamamasını da öncelemek zorundayız ki anca başarılı olalım. Yoksa rahim ağzı böyle kolayca çıkarıp atacağımız bir organ değil. Mutlaka ve mutlaka hekim kolposkopla lezyonu görmeli. Ne kadar doku çıkaracağını kişiselleştirilmeli. O kişiye uygun en az dokuyu çıkararak bu hanımların da üremesini mutlaka ve mutlaka korumak zorundayız hastalanmış hanımlar. Hocam o kadar güzel anlattınız ki ekranları başında bizi izleyen seyircilerimizde bir kişiye bile dokunduysak eğer bizden sonra bu programı izledikten sonra bilinçlendirdiysek ne mutlu bize. Jinekolojik onkoloji cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Ateş Karatek hocamız. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza Teşekkürler Pekar Teşekkürler hocam.